Sevgili Tuğçe, bize maden suyu vermek için ne yapmamız gerekiyor? Tuğçe, şuradan maden suyu götürsen olsun. Abi, şimdi seninle birlikte teknolojik bir bölümümüz var. Benimle tamam. Birlikte. Aynen, seninle birlikte. Birkaç gün önce tanıtımı yapılan bir şeye tepki vereceğiz. Birkaç gün önce? Evet. Bugün seninle birkaç gün önce tanıtımı yapılan bir şeye tepki vereceğiz. Yeni araba. Yeee. Şey, yerli araba. Yerli araba. Ben detayını okumadım onu. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Aa, güzel. 2017 Kasım ayında 5 farklı firmanın bir araya gelmesiyle otomobilin ilk adımı atıldı. Bu firmalar Anadolu Grubu, DMC, Turkcell, Zorlu Grubu ve Kıraça Holding. Abi bir elektrikli araba... Ne holding? Kıraça. Kıraça'yı ben de ilk defa duydum. Pazarlamacıya ihtiyacınız varsa ben... Ve işin güzel tarafı şu abi. Ne yapmışlar biliyor musun? Hani beyin avcılığı yapmışlar abi. Yurt dışında iyi yerlerde çalışan kişileri, Türk mühendisleri vesaire almışlar Türkiye'ye getirmişler. Tabii parasını vererek. Hadi canım. Evet işte güzel. Sonunda bunu yaptılar mı? Aynen. 10 yıllardır bunu yapmaya gerekiyordu. Daha ne olsun ya? Oradaki yıllar boyunca en üst kademeden bir teknoloji tecrübe etmiş birisi gelip şimdi bizim için burada yapıyor yani. O evet, bence çok mükemmel bir şey. Yaklaşık 2 yıl sonunda da 27 Aralık'ta TOGG'un 2 farklı modeli tanıtıldı. Birisi sedan, diğeri SUV. SUV. Arabayı da bize getirtip kullandıracaksın diye tahmin ediyorum. Her şeyi kullandırtılır. Muazzam! Vay, biraz 3D yapmışlar. Bayağı klas ya. Yani güzel duruyor abi, bence çok şık duruyor. Güzel. Vaa, wow, o ne ya? Kapı kolu nerede abi? Full elektronik değil mi? Araba güzel ama reklam daha iyi olabilirmiş. Ya gibi gidiyor. Abi bence çok güzel bir tanıtım. Biraz şaşalı bir tanıtım ama. Öyle değil mi? Wow, Ortaköy. Ama bunlar green screen'dir tabii arkası, değil mi? Yok, Ortaköy'e götürmüşler. Nasıl buldun abi? SUV modeliydi bu. Çok şık. Gerçekten çok şık araba. Ben tipini beğendim arabanın. Güzel olmuş. Şey, detayları seviyorum. Keskin gibi ama hafif de oval. Böyle çok küt değil ama inanılmaz oval de değil. Tek şeyim, soru işaretim... Neden kapı kolu yok? Ya. Yakışıklı buldum. Kapı kolları gömük falan bu işte evet. Range Rover V'ler gibi yapmışlar. Çok hoş. Tabii ki şeyini bilmiyorum. Hani performansını bilmiyorum. Hiç oralara bakmadım ama dış görünüşü, dizaynı hoşuma gitti. Çok teknolojik, güzel bir yapısı var. Şimdi aracın her şeyini seninle birlikte konuşacağız. İlk olarak tasarımıyla başlıyoruz abi. Aracın tasarımı İtalyan tasarım firması olan ve Ferrari ile Lamborghini'nin de tasarımlarını yapan Pininfarina firmasına aitmiş abi. Bu mesela biraz eleştirildi. Apple nasıl her şeyini orada burada üretiyor ama gidiyor. Design in California yazıyor üzerine ama marka değeri oluyor. Bu da işte havalı bir yer çatışmışlar. Bence stratejik olarak doğru bir karar olmuş yani. İlk önce araçların önüyle bir başlayalım. Hem SUV hem sedanın önüyle. Sedanı görmedim. Sedanı göster. Merak ediyorum sedanı. Üstteki sedan. Hadi ya. Oo. Sedanı da enteresan. Bence Tesla'dan falan daha güzel. Bu özellikle en son arabalarından falan. Güzel. Ya şeyi çok andırdı bana ya, Tesla'yı açıkçası. Kaba duruyor önü böyle ama güzel yani. Evet. Bunlar elektrikli ya, ön tarafta, arka tarafta bagaj mı yoksa ön tarafa yine bir şeylerle doldurdular mı diye düşünüyorum. Ya bu kadar kasıtlı olarak bombeli falan yaptılarsa belki de sırf büyük bagaj olsun diye mi yaptılar? Evet, aynı şekilde kapı kollarını aynı şekilde aynen kullanmışlar. Ön ızgaralar aynı gibi şu tampon kısmının. Aynen. Şey, sis farları, led farları da öyle. O öndeki o işte tombiklik var ya, bir daha arkadaki o tombik duruş ya beni benden alıyor bu şeyler. Kenarlardaki o göçüklük de çok güzel. Tasarımı bence tasarım bayağı iyi. İç dizaynı. İç dizaynı buna benzer olacak. Çok aynen ekran değil mi ya? Şu sağdaki ekranlar niye? Çok iyi. Çok. İç dizaynı gerçekten çok iyi. Gayet şık görünüyor. Ya araba güzel. Arabaya lafım yok. Fark ettiğin üzere yan aynalarında abi. Kamera var. Evet, evet kamera var. Ayna yok deme. Yan aynası yok. Hayır abi. Yan aynası yok. Yan aynasında kamera var. Kamera no.
Bir şey diyeceğim, böyle bir fonksiyon ne kadar kolaylık sağlayacak ki hayatımızda? Ben sana söyleyeyim, camlar falan çok fazla buğu olduğunda evet. Burada kullanırken evet. Burayı göremiyor, çok fazla su geldiğinde evet. Yağmurda şey falan oluyor, özellikle görüş çok gözüküyor. Doğru. Arka kameraları oluyor ya arabaların arkasında. O mesela toz oluyor ya da kamera bir tık içeri girmiş oluyor, görüntün çok fazla kısılıyor çünkü şu kadar kamera. Şimdi alışkın değiliz ya, ayna yerine ona bakmak bir süreç gerektiriyor ve o süreçte sen araba kullanıyor olacaksın. Bana biraz tehlikeli geliyor bu olaylar. Arkası bu şekilde. Güzel. Bunu tutup çekip önüne masa gibi açıyormuş gibi görsel yapmışlar. Ne garip duruyor. Burada cep olması bence yani cep önemli. Aracın 200 ve 400 beygir olmak üzere iki tane versiyonun çıkması planlanıyor. 200 beygirlik araç 100 kilometreyi 7.6 saniyede gidebilecek. 400 beygirlik araç da 4.8 saniyede 100 kilometreyi gidebiliyor. Tabii araçların en önemli özelliği elektrikli araç olmaları. Sence bu doğru bir tercih mi? Kesinlikle doğru bir tercih. Geleceğin tabii ki abi. Ya yani şu anda elektronik olmayan bir araç yapsa hiçbir şekilde ilgimi çekmez mi? 5 sene sonra olacak her yerde. Pilleri zaten aşırı güçlendi arabaların. Önemli nokta oydu zaten. Şimdi full pilli olacak. Neden kimse benzinle para versin ki? Benzin inanılmaz pahalı oğlum. Elektrikli olması aslında doğru bir tercih. Ama Türkiye buna hazır mı dersen değil. Şey tamam. Olarak her şey benzin istasyonunda elektrikli araba şarj yeri yok. Hani eğer onlar arttırılırsa benzin bulabiliyormuş gibi yine o elektrik de bulabilirsek okey. Abi çok geç kalındı ama bir yandan da pil teknolojisi de bir devrim yapılamadığı için evet çok doğru söylüyorsun. Bir süredir yapılamıyor falan. Ya şey o devrim yapıldığı anda bütün dünyaya hayvan gibi yayılacak edecek. Belki de onu geliştirecekler, ucuzlaştıracaklar ama şu anki pil teknolojisi elektrikli araçlardan tam verim alınmasına yeterli olmuyor maalesef. Ama bu yani Ahmet'in Mehmet'in suçu değil yani. O devrim henüz yapılmadı. Dokunmatik evet. Ekran devrimi gibi bir şey yani telefonlar için. Sunumdan sonra abi aracın ilk sürüşünü Cumhurbaşkanı yapmış. Şimdi ilk kez yollara inip de aracın nasıl gittiğini göreceğiz. Hadi bakalım. Bu prototipi yapmak acaba ne kadar mal olmuştur biliyor musun? Abi kapı açma anını göstersene mi? İnanılmaz merak ediyorum. Valla SUV gerçekten çok hoş duruyor. Baya böyle şaşalı duruyor yani. Kolun büyük. Seviyorum bu şey olayı. Böyle kısık gözlüymüş gibi farları öyle ya çok hoşuma gidiyor. Bir de böyle şeyi ben merak ediyorum. Elektrikli araçların hakikaten vergi dilimine nasıl bir entegrasyon olacak onu merak ediyorum. Çünkü şu anki vergi dilimi motor hacmi üzerinden ya. Allah! Allah! Çarpıyordu. Aracın fiyatı abi henüz belli değil. Sence fiyatı ne kadar olacak? Of çok zor bir soru. Vergilerden muaf olarak yapılacak. Ortalama fiyatı da 150 olacak diye biliyorum. Abi o zaman var ya gidip daha lan şey Golf 150 alamıyorsun ya. Deli satacak bunlar. Bütün taksiler büyük ihtimalle bu olacak. Çünkü maliyetini hayvan gibi düşürmüş olacak. Sedan'ın fiyatı? 80 bin lira. Jeep'in de fiyatı şimdi bir Jeep. İki güzel bir Jeep. Kapı kolu yok. Kapı kolundan fiyat indiriyorum, onu para harcamamışlar. 120-150 arası bir şey. 120 ile 150. Maksimum bu ama full paket. Ya dandik olanı 300 binse BMW'nin, bunda işte iyi olanı 300 bin olabilir belki, umarım yani. Sedan'ına 180 diyeyim, SUV'ye de 250 diyeyim. Son olarak abi 2022 yılında satışa sunulacak olan... 2022. Evet. Abi niye bu kadar çok geç? Fabrikası falan sıfırdan kuruluyor şu anda. Ha. Bu ilk prototip. Ha bu prototip, okey. Aynen. 2022 yılında satışa sunulacak olan Togg'u sen o zaman maddi olarak bir sıkıntın olmasa ve araca ihtiyacın olsa alır mıydın? Alırım. Alırım. Değil mi? Alırım. Ben almak isterim abi, böyle tabii ki kadarıyla. Ya benim en büyük hayallerimden birisi Tesla araç kullanmaktı. Şimdi bu olacak. Neden? Çünkü yarısından daha ucuza geliyor. sunulan ürünün kalitesi de gayet izlediğimiz videoya, fotoğrafa bakarsak gayet kaliteli bir araba gibi duruyor. Gidip alırım ben. Dizaynı falan da çok beğendim. Çok güzel. O yüzden alınır yani. Ya böyle harbiden yerli üretim bir şey olacaksa yani benim harcadığım para ne bileyim Amerika'ya, işte Japonya'ya bilmem ne gitmeyecekse ben neden almayayım? Hele güzel bir şey yaptılarsa yani daha da çok isterim yani gerçekten. Almazdım. Ama yani şimdi yanlış anlaşılmasın yani biz üretiyoruz sen Türk düşmanısın da bilmem ne gibi değil yani daha
elektrikli araçların yol kat etmesi gereken, teknoloji olarak yol kat etmesi gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. Yani bu ne zaman şey noktasına gelir? Bütün dolum süreleri benzin alma süresiyle yakın olur. Hani atıyorum benzin 5 dakikada doluyorsa bir depo, bu 10 dakikada doluyorsa eyvallah. Ama 40 dakika. Ama 40 dakika, 45 dakika, yarım saat beklemem yani. Ya ben seviyorum böyle şeyleri gerçekten ya. Yani... Türkiye'nin böyle şeylere ihtiyacı var şu anda. Türkiye'nin bu bir başlangıç bence. Böyle Türkiye'nin yeni inovasyon yapmasına çok ihtiyacı var. İnsanların tekrar ülkeye inanmaya çok ihtiyacı var. Bizde böyle Türkler olarak şey var ya. Ya işte aman bunu da yapamadık, şunu da beğenemedik, bizden şey olmaz falan. Herkes çok şey oldu böyle negatif. Hani Türkler böyle, Türkler şöyle diye giden bir şey var. Yeni nesil de o şekilde gidiyor. Hani bizim bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Böyle bir durum olduğunda da herkes yani ortak bir sevinç yaşayabiliyor. Böyle kaç tane olay var? Herkesin birden böyle kendi adına sevindiği, ülkesi için sevindiği bir durum. Anladın mı? Bizim bir şey yeni bir kibap, Türkiye'yi yüceltmemiz lazım yani. Bu da güzel bir başlangıç. Evet, bence güzel bir başlangıç olmuş. İlk defa bir teknoloji bölümünde böyle güzel yorumlar duydum senden. Evet, bir şey beğendim. Evet, ve beğendim. Evet.